Arkadaşlar merhaba, Moto Dream'e hoş geldiniz. Bugün Köprülü Kanyon'dan Taza Kanyon'a doğru yol alıyoruz. Bu güzel yolu Taza Kanyon'a geçmek için kullanıyoruz. Öncelikle ATV ile görüntüler başlayacak ve başladı. Burada arkadaşlar belirli bir yerden sonra ATV ile Taza Kanyon'a iniyoruz. Yaklaşık 2 kilometrelik bir yol. Burada gördüğünüz yeni bindiğim ATV'de bir diğeri geçme işlemi yapıyorum. Tabii ki bırakmıyorlar. Ardından arkadaşlar kornayı bulmaya çalıştık. ATV üzerinde kornayı bulamadık ve tanıdığımız kırmızı bir tane düğme vardı. O düğmeye bastık ama tanıdığımız bir şey çıkmadı ve arkadaşlar durduk. Evet, bilmediğiniz düğmelere dokunmamak gerekiyor. Bunu bir kez daha göstermiş olduk. Evet, burada hoppa duruyorsunuz. Neyse arkadaşlar, bugün ne yapacağız? Bugün Taza Kanyonu'na nasıl gideceğimizi ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Köprülü Kanyon'dan başlayacağız arkadaşlar. Taza Kanyonu'na kadar gidişi, nelere dikkat etmemiz gerektiğini, yolda bir iki tane dönüş var, birkaç bilgi var. Bunlarla ilgili nelere dikkat etmemiz gerektiğini söyleyeceğiz arkadaşlar. Hadi biraz ATV ile sürüşün, keyfini çıkaralım beraber. Ardından Taza Kanyonu'ndan nasıl gidilir? Ha, tabii ki görüntüleri de ayrıntılı var ve Taza Kanyonu ile ilgili bazı bilgileri sizlerle paylaşıyor olacağım. Neler var arkadaşlar Taza Kanyonu ile ilgili bilmemiz gerekenler? Arkadaşlar, Taza Kanyonu Bilgelik Vadisi olarak da geçiyor. Evet, şu an Taza Kanyonu'na çok az bir zaman kaldı. Şöyle yürüyoruz. Taza Kanyonu'na varmamıza çok az kaldı. Manzara birazdan önümüzde olacak. Bakın şu tabelayı gördüğünüz an bilin ki Taza Kanyonu'nun manzarasına çok şey yaklaştınız. Evet, ilk manzara geliyor. İlk manzara geliyor. Evet, ilk manzara burada arkadaşlar. Biz şu ağacın buraya doğru gittik. Tamam, burası. Bak şurası tamam. Hatta şuradan iniyor ama girmeyelim oraya. Yok yok, gerek yok. Gerçekten gördüğünüzde inanılmaz bir derinlik var. Hissettiğiniz şeyler çok tuhaf ve farklı. Hani şöyle, yükseklik korkusu falandan ortaya çıkan bir şey yok. Daha farklı bir duygu var. Taza Kanyonu Gaziler Mahallesi'nde. Köprülü Kanyon Milli Parkı'nın içinde bulunuyor. Yine söyleyelim, Bilgelik Vadisi olarak geçiyor. Manzaraya bakar mısınız? Bu derinliği göstermek adına biraz daha aşağı ineceğim arkadaşlar. Bakalım aşağıda neler var. O derinliği göreceksiniz. Burada derinlik 500-600 metreyi buluyor. Yani şöyle düşünün, böyle 150-140-150 katlık bir binanın üzerindeymişsiz gibi düşünün. Taza Kanyonu. İnanılmaz bir derinlikti gerçekten. Gördüğünüz anda muhteşem. Çok farklı hissediyorsunuz. Bir güzellikte. Biraz daha yaklaşacağım şimdi. Şuraya kadar. Burası düz. Oy ana. Evet. Kanyonun derinliğini görüyorsunuz. Turizme burası ilk fotoğrafçılar tarafından kazandırılıyor aslında. Daha sonra turistik olarak daha da gelişmeye başlamış. Yalnız daha böyle kendini gösterecek bir sürü alanı olduğunu düşünüyoruz. İşte oradaki yaşam alanı. İçindeki canlılar. Bu arada orada bir zipline faaliyetleri var. Belki onlara katılmak istersiniz. Biraz pahalı. Şimdi dönüş yoluna geçtik. Hani nerede bizim şey? Bakalım. Ben bileyim. Kanyonla tamam. İlgili şunu söyleyelim. Yani 400, 500, 600, 700 metre olduğu yerler var hatta. Dolayısıyla kanyonda düşme riskiyle ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar var. Onlara dikkat etmek lazım. Çok yaklaşmamakta fayda var. Yeme içme olarak Köprülü Kanyon tarafında genelde yeme içme yapılıyor. Rafting alanının olduğu. Tabii ki buradaki yukarıdaki alanlarda da şey yapabilirsiniz. Gözleme yiyebilirsiniz.
biraz ATV keyfiyle bırakayım sizleri. Ardından Köprülü Kanyon'dan Tazı Kanyonu'na nasıl gidilecek ayrıntılarını vereceğim. Arkadaşlar, buraya kadar izlediyseniz, bizlerle beraber buraya kadar geldiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi gelelim ayrıntılara. Evet arkadaşlar, Köprülü Kanyon'dan Tazı Kanyonu'na gideceğiz. Şimdi Köprülü Kanyon'dan başlıyoruz. Köprülü Kanyon'u hemen oradan başlatmıyoruz da birazcık geriden alıyoruz. Köprülü Kanyon'a girmeden bir geriden başlattık, birazcık geriden ve 1 kilometre ileri kadar gittik, yolu takip ettik. Sonra sola bir dönüş var orada. O sola dönüşü kaçırmayın. Beyaz bir tabela var, Tazı Kanyonu yazıyor. Oradan sola dönüyoruz. Bir 13 kilometre kadar toplamda gittiğimizde ATV'lerin olduğu, gözleme evinin olduğu bir yer karşınıza çıkabilir. Tam oradan da sola dönmek lazım. Genelde orada toprak yol başladığı için araçlar bırakılıyor. Ya yürüyerek ya da ATV ile aşağıya doğru inebiliyorsunuz bu yolu takip ederek. Genelde yol zikzaklı ve dönüşte burada internet çekmeyebiliyor, dikkat. Yani navigasyon çalışmasına dikkat edersiniz. Geldik buradaki yola. Bu kesikli yoldan arkadaşlar hafif bir yürümeyle aşağıya Tazı Kanyonu'nun muhteşem manzarasına ulaşıyoruz. Sinyal olsa çekeceğim mi? Parayı verir, 1 saat kullanmışlar. Öyle de öyle, haklısın. 22 kilometrelik de var. Valla. Tabii ki de 1 saat sürüyor. Nereye gidiyor? Köprüye mi gidiyor? Köprüye giden de var da o farklı farklı. O 70 kilometre. Of. Farklı o işte. 22 kilometre buradan 3 kilometre sonra toprak yola bir giriyor. Şey o kadar var mı? 10 kilometreye de gidiyor. Gidiyor mu? Çünkü hani yollar sürekli yıpratan yol değil. Mesela rampa yukarı çıkıyor, ondan sonra rampa aşağı iniyor. Çünkü ha, o yani şey kendisini amorti ediyor. Amorti ediyor. Mesela 110 kilometreye gittik. Bayağı bir eğlenceliydi. Güzel. Depo çok sonunda güzel. Hani son limitinde gene geliyor.